Firavun Tutkeperreşoşen, M.Ö. 880'ler. Firavun Tutkeperreşoşen, 3. Ara dönemin bilinmeyen bir Libya kralıdır. Varlığı, yakın zamana kadar şüpheyle karşılanıyordu. 2004 yılında, Evare, Lange'nin yazdığı bir makalede, nadir kraliyet ön adı Tutkeperre'yi taşıyan Bubastis Tapınağı'ndan yeni keşfedilmiş bir taş blok süslemesi sayesinde varlığı doğrulandı. Tutkeperre Şoşenk'in ön adı, Ren'in görüntüsünün görünüşü anlamına gelmektedir. Bu kralın varlığına ilk olarak, Emile Amelinao'nun 19. yüzyılda Abidos'ta yaptığı kazılarda bulduğu Ostrajon Louvre E-3886'da rastlanmıştır. Bu Ostrajon şimdi Louvre Müzesi'nde bulunmaktadır ve M.A. Bonhomme tarafından 1995 yılında yazılan Les Chechanides, Hu Combien adlı bir makalede incelenmiştir. Bu Ostrajon'da siyah mürekkeple yazılmış Tutkeperre, Amun, Şoşen Meryem'un adı bulunmaktadır ve bu Ostrajon, yeni krallıktan itibaren Abidos'taki birinci hanedin Osiris'in mezarı yakınlarındaki adak yatırımları arasında keşfedilmiştir. Bu Ostrajon kanıtı, bu kralın varlığı için kesin bir kanıt olarak kabul edilmemiştir. Çünkü bu nesnenin yazarının Tut için küçük kuş veya civciv sembolünü yanlışlıkla Hedi için kızıl taç sembolü yerine yazmış olabileceği varsayılmıştır. Ancak 2004 yılında yayınlanan makalesinde Lange, Tutkeperre adının 1. Şoşen veya Tijeteperre, 2. Pususennes'in ön adı için bir hata olamayacağını belirtmiştir. Çünkü onların hiyeroglifik sembolleri tamamen farklıdır. İkinci olarak, Tutkeperre Şoşenk'in ön adı ve adı, Nomen, Bubastis'teki, Aşağı Mısır, Büyük Tapınak'ta yazılıdır. Lange'nin makalesi, bu kralın gerçek ve 1. Şoşen, I veya 2. Pususennes'ten farklı olduğunu kanıtlamıştır. Makalede, Bubastis Tapınağı'ndan gelen bir mimari parça incelenmiştir ve bu parçada eşsiz ön adı ve adı Tutkeperre Şoşen yazılıdır. Bu kralın saltanatının çok kısa sürdüğü muhtemeldir, çünkü bu iki belgeden başka hiçbir yerde anılmamıştır. Tutkeperre Şoşenk'in saltanat tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak Karl von Selvinken'in Lange'nin makalesinin sonunda verdiği bir dipnotta belirttiği gibi, bu yeni kralın 22. hanedanın ilk yarısına tarihlendirilmesi gerektiğini varsayabiliriz. Çünkü hükümranlığı hem aşağı hem de yukarı Mısır'da tanıklık edilmiştir. Bu mantıklı bir çıkarsamadır. Çünkü 22. hanedanın 3. Şoşenci 8. yılında Tebes'te 1. Pedubast'in tahta çıkmasıyla yukarı Mısır üzerindeki etkin kontrolünü kaybetmiştir. İkinci olarak, Lange Tutkeperre Şoşenk'in Bubastis Tapınağı'nda belgelendiğini belirtir ki burası 1. Osorkon ve 2. Osorkon gibi diğer erken 22. hanedin hükümdarlarının inşa projeleriyle iyi bilinmektedir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.